Bu taksi meselesi devam ediyor. Yani denetimler de devam ediyor. Kübra'yı da gördük. Taksilere yönelik denetimler sürüyor, başlığıyla veriyoruz. Kübra'da bir denetim noktasında, Kübra Demir. Kübra'ya soralım, nasıl yapılıyor denetimler? İhlal yapan taksiciler nasıl belirleniyor? Nasıl cezalar kesiliyor? Detaylar Kübra'da. Hem elinde bilgileri var Kübra'nın, hem de gözlemleri. Hülya Kenek, denetim noktası bu kez Taksim. Neden Taksim? Çünkü Taksim taksi yoğunluğunun en fazla olduğu ve ne yazık ki zaman zaman da şikayetlerin arttığı noktalardan biri. Deniz Pirinçler'le birlikte Taksim Meydan'da yapılan polis taksi denetimini sizler için şimdi göstereceğiz. Bakın, araçlar sırayla durdurulmuş durumda. Peki neye göre araçlar seçiliyor? İlk önce şu an bizim bulunduğumuz noktanın yaklaşık 200 metre gerisinde sivil polis ekipleri var. Onlar müşteri gibi taksiye binmek istiyorlar. Eğer ki içerisinde yolcu olmadığı halde taksi sürücüsü sivil polisleri müşteri olarak kabul etmiyorsa, işte hemen polisler anons geçiyorlar ve bildirdikleri plakayı tam da bu noktada yine polis ekipleri durduruyorlar ve neden yolcu almadığını, neden müşteri seçtiğini soruyorlar ve tabii ki de cezai işlem uygulanıyor. Sadece yolcu seçen taksiler değil, yine sürücülerin emniyet kemeri bağlı değilse de yine polis ekipleri bu noktada araçları durdurup evraklarını kontrol ediyorlar. Hangi evraklar kontrol ediliyor? Tabii ki ilk başta baktıkları evrak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürücülere verilen çalışma ruhsatını olup olmadığı. Eğer o ruhsat belgesi yoksa sürücülere 1339 TL'lik bir para cezası kesiliyor ve yine araçları da trafikten 10 gün süreyle men ediliyor. Ayrıca emniyet kemeri demiştik sizlere. Emniyet kemeri takmak da zorunlu. Eğer yine emniyet kemeri takmıyorsa sürücüler de 144 TL'lik bir para cezası ödemek zorundalar. Taksim Meydanı'nda izliyoruz sizlere. Yerli ve yabancı turistlerin çok sayıda olduğu, çalışanların Beyoğlu halkında çok fazla bulunduğu, günde binlerce insanın geçtiği bir nokta Taksim Meydanı ve bu noktada zaman zaman dediğimiz gibi araç bulmak, taksi bulabilmek çok zor ki İstanbullular bugün yağmurlu bir güne uyandılar. Biliyoruz aslında, eğer İstanbul'da yağmur varsa taksi bulabilmek çok daha zorlaşıyor. İşte bu yüzden de ekipler bugün Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan da İçişleri Bakanlığı taksilerin uyması gerektiği 12 belgelik bir, 12 maddelik bir broşür yayınladı. Neydi bu broşürdeki maddeler, hemen belirtelim sizlere. Mutlaka taksimetre açmaları gerektiğini, yolcu seçmemeleri gerektiğini, yerli ve yabancı müşteriye aynı şekilde davranmaları gerektiğini ve tabii ki de iklim şartlarına bağlı olarak yolcu seçmemelerine yönelik 12 maddelik bir broşür hazırlandı ve bu broşürler taksicilere dağıtıldı. Polis ekipleri görmüş olduğunuz gibi bir denetim gerçekleştiriliyor. 200 metre geride sivil polis ekipleri var. Onlar müşteri gibi taksiye el kaldırdıklarında, eğer taksi sürücüsü içerisinde yolcusu yoksa ve sivil polisleri kabul etmediyse yolcu olarak, işte hemen bu noktada o araç durduruluyor ve neden yolcu kabul etmediği soruluyor. Daha sonra ise para cezası kesiliyor ve aracı trafikten 10 gün süreyle men edilebiliyor. Sadece buna bakılmıyor. Belgeleri de, yine ehliyetleri ve ruhsatları da, yine keza araçlarına baktıklarında araçların üzerinde herhangi bir çıkartma var mı yok mu da yine polis ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Hülya Kenek, artık her hafta neredeyse her gün bir taksi denetim yayını gerçekleştiriyoruz sizlere. İstanbul'daki taksi sorununu çözmeye yönelik fikirler üretiliyor. Tartışmalar bir taraftan devam ediyor ama sahada ekiplerin çalışması devam ediyor. Dileriz ki bu denetimler İstanbul'daki trafik sorununu bir nebze de olsa çözmeye fayda gösterecek Hülya Kenek. Kübra, geçmiş olsun. Hemen çok dışarıda durma. Hemen bir an evvel gel iş yerine, sıcak ıhlamurunu iç diyorum. Böyle biraz sesin geliyordu. Çok teşekkürler. Kübra'dan aldık. Şimdi ihlaller nasıl yapılıyor?